Arkadaşlar, bugünkü silah dersimizi açık havada işleyeceğiz. Hocam hayırdır da? Doğada bulunan silahları mı incelayacağız? Aynen hocam, olayımız nedir? Yoksa siz bize böyle taşla sopayla falan savunma sanatını mı öğreteceksiniz? Hayır. Bugün size biber gazını anlatacağım. Hayır, yarın öbür gün gaza gelip sağa sola sıkarsanız tadını bilesiniz. Hocam, tabanca değil, çakı bıçağı değil, alt tarafı bir sıkımlık gaz. Ne olacaktı? Bir sıkımlık canı kalmış kardeşim. Sen bu biber gazının acısını biliyor musun? He? Hocam o nereden bilsin ya? Onun bildiği tek gaz boru hattı kendi memleketinden geçen doğal gazdır. Gerçi o sıktığımız Adana biber gazıysa çok da yakabilir yani. Ne yakması bacım ya? Biz memlekette ne biberler ne acılar yiyip bileyim mi sen? Başkomiserim Allah seni inandırsın. Aha bu dodakların var ya böyle balon gibi şişiyor valla. Aynen öyle başkomiserim. Ben de acayip dayanıklıyım buracıya. Hatta bana mahallede acıların çocuğu Batu derlerdi o kadar yani. Ben de Karadenizliyim da. Biz çok dayanıklı insanlarızdır. Gaz nedir? Şimdi yani bu sınıfın en dayanıklısı sizsiniz öyle mi? Evet da. İyi. Nasılmış? Ha? Senin yediğin acılara benziyor mu? Hani böyle parmağına biber bulaşır da sonra oradan gözüne bir değdirirsin. Ha? Onun gibi mi yanıyor? Siz neye gidiyorsunuz? Alın bakayım. Alın bakayım. Alın bakayım. Bunun acısını bileceksiniz. Evet, biraz insafsızca oldu ama yarın öbür gün siz de insafa gelin diye yaptım bunu. Nasıl yani? Bu biber gazının tadını bileceksiniz. Onun için gerekli gereksiz vatandaşın üstüne sıkmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkomiserim. Bu biber gazı tüpünde durduğu gibi durmaz. Bu bir deodorant değil. Onun için kimyasal maddeleri kullanmaya başladığınızda zorunlu olmadığınız durumlarda kullanmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkomiserim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkomiserim.